Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere şahane bir tarifim var arkadaşlar. Tarhana köftesi yapacağız. Eğer siz de benim gibi bulgurlu köfteleri seviyorsanız bu tarifi kaçırmayın derim. Ve hemen tarifimizin yapımına geçelim. İyi seyirler. Tarifimiz için bir su bardağı köftelik bulgurumuzu kabımıza koyalım. Üzerine de bir su bardağı kaynar suyumuzu koyalım. 10 dakika kadar bulgurumuzun şişmesini bekleyelim. İsterseniz streçle, isterseniz de böyle bir kapakla kapatıp bulgur yumuşayıncaya kadar bekletelim. Bulgurumuz iyice kabarmış. Şimdi içerisine yarım su bardağı toz tarhanamızı koyuyoruz. Onu güzelce bulgurla beraber şöyle yoğuralım. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu, bir tatlı kaşığı kuru nanemizi, bir yemek kaşığı unumuzu, bir adet de yumurtamızı koyalım. Güzelce yoğuralım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar sudan yardım aldım ve elimi toparladım. Aynen. Fellah köftesiyle bulgur köftesi yaparken de elimize ne kadar yapışıyor. Bu da aynı arkadaşlar. Baktınız çok yapışıyor elinize. Elinizi yıkayabilirsiniz ya da ara ara şöyle suya batırıp sudan yardım alabilirsiniz. Şimdi macun kıvamında güzelce yoğurdum. Misket büyüklüğünde şimdi toplar yapacağım. Şöyle alalım. Tavamızın altını yaktım. Şöyle içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı koyalım. Tavayı özellikle geniş seçin arkadaşlar. Köftelerimiz daha rahat pişsin içerisinde. Şimdi içine yemeklik doğranmış soğanlarımızı da ilave ediyorum. Ve soteliyorum. Verdiğim ölçülerle bu kadar köftemiz çıktı arkadaşlar. Ölçüyü artırmak istiyorsanız, eğer kalabalık bir aile için yapıyorsanız aynı oranda birebir artırarak da yapabilirsiniz. Şimdi soğanlarımızı güzelce soteleyelim. Biraz tuz ilave edelim. Biraz da karabiber ilave edeceğim. Baharatlar tamamen sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Ne kadar isterseniz, hangisinden hangi oranda istiyorsanız o kadar atabilirsiniz. Hepsini içine şöyle koyalım. Bu arada malzeme listesini de videonun altına yazacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Ben içerisine 1 adet soğan koydum. Arzu ederseniz yani 2 soğan da koyabilirsiniz. Ya da yarım soğan koyabilirsiniz.
Ben bir büyük soğan koydum içerisine. Dediğim gibi malzeme listesinin altından da videonun altında malzeme listesini kaydedeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle çeviriyorum. Bunu kızartmamıza gerek yok. Şöyle biraz çevirdikten sonra sıcak suyumuzu koyacağım. Özellikle büyük tava seçmeye özen gösterin. Dediğim gibi şöyle tavada hepsine yer kalsın. Şimdi 2 su bardağı sıcak suyumuzu koyuyorum. Elim yandı. Şöyle şuraya koyayım. Tamam. Şöyle biraz çevirdikten sonra kapağını örteceğim. Biraz tıklasın, kaynasın. Ondan sonra altını kısacağım ve kapağını kapatacağım. Yarım saat pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Şimdi kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Kapağımızı kapatıyorum, altını kısıyorum ve yarım saat pişmeye bırakıyorum. Köfteler suyunu çekmeye devam ederken biz de üzerine yakacağımız yağımızı hazırlayalım arkadaşlar. Burada tereyağım var, 1 küp kadar. Onun içerisinde biraz şöyle 1 yemek kaşığı kadar tereyağı yanmasın diye sıvı yağ ilave ediyorum. Tereyağımızın içine şöyle 1 çay kaşığı kadar toz kırmızı biberimi ilave ettim arkadaşlar. Şöyle karıştıralım. Altını kapatalım. Bir tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı ne kadar arzu ederseniz. Nanemizi ilave. Köfteniz gördüğünüz gibi tüm suyunu çekti. Güzelce de pişti. Şöyle karıştıralım. Bu pişme yeterli. İçerisine giren malzemeler ve şekli itibariyle fellah köftesi ile bulgur köftesini andırsa da yapımı itibariyle, pişme yöntemiyle onlardan biraz farklılık gösteriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz fellah köftesini tuzlu suyun içine koyup haşlıyoruz. Ondan sonra salçalı sos hazırlıyoruz. Biber salçası, sarımsak, nar ekşisi. Kanalımda çok güzel bir fellah köftesi tarifim var. Orayı da ziyaret ederseniz harika bir tarifle karşılaşmış olursunuz arkadaşlar. Çok kişi tarafından beğenilen ve tıklanan bir tarifim. Onu da linkini atacağım videonun altına. Bu yeterli. Şimdi bunu kapatalım. Bir taraftan da sarımsaklı yoğurdumu hazırladım. Şöyle 2 diş sarımsak koydum içine. Onu da şöyle karıştıralım. Şimdi bütün malzemeleri buluşturalım arkadaşlar. Güzelce sarımsaklı yoğurdumuzu gezdirelim şimdi. Tadı mantı yandırıyor arkadaşlar. Çok lezzetli. Bir fırsatta deneyin. Siz de benim gibi bayılacaksınız eminim. Video buraya kadar izleyenler kanalıma abone olmayı, eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sosumuzu da dökelim üzerine. Şöyle.
üzerine maydanoz gezdirelim. Bugünlük de videomun sonuna geldim. İnşallah tarifimden memnun kalmışsınızdır. Videomu buraya kadar izleyenler kanalıma abone olmayı, eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca videom hakkındaki görüş ve önerilerinizi de yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yepyeni tariflerde tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.